Acun abi style böyle oralara. Küçük Acun diyorlar bize. Takımın durumu nasıl? Vahim. Eyvah. Resmen müziğe böyle tutunmadı çocuk yani. Sakat makat değil abi, güçlendiriyorlar. Azıcık magazinsel şeyler çıktı. Gün gören de operasyon. Kara gece. Var öyle bir kadro var da bende yok. Selamlar arkadaşlar. Şu anda ilk programımızdayız ve ben o kadar heyecanlıyım ki. Çünkü futbol programı hem heyecanlı hem de çok mutlu eden bir programdayız. Mor Futbol'dayız ve bu programda da tabii ki de bu iki isim olmalıydı. Kes olmadı yaram, ben taram, çile gam, keder hepsi bir ara. Canbay ve Walker. Çünkü kendilerinin aynı zamanda hem resmi olarak da kulüpleri, takımları bayağı yani oynayan forvet adam. Başkanım da burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Vallahi yani tam da adamlarını buldum yani. Bu programın tam da adamları. Sanki content üstümüze yazılmış. Aynen biraz öyle oldu. Bir program yapalım direkt, canbaylar olsun. Direkt sizin kulüpten başlayayım abi ben. Hazinedar Çetinkaya. Evet. Bu kulübü siz ne zaman aldınız? Ne yaptınız? Nasıl bir yani kafayla çıktınız yola? Ne oldu biraz? Ya şöyle bizim mahallemizin kulübüydü zaten. Yıllardır da orada top oynadık. Aha. Bir vefa borcumuz vardı. Yıllardır hocalarımızı da tanıyoruz. Bizim çok çilemizi çektiler. Yani bir el atmak gerekiyordu. Onu yaptık. Ve çok keyif alıyoruz. Çok iyi abi. Ben topçuyum abi, bana bakma. Başkan lazım. Başkan. Tabii. Sen de bayağı 10 numara. Forvet alırsın. Aynen. Aynen, kaptansın da. Evet, o şey gibi oluyor ama yani. Basın, basın kırmızı gül oldu abi. Topun sahibiymiş gibi. Aynen. Vallahi yok. Hoca abi. Kim? Hocalarımız çok ya. Yunus hocamız var. Hmm. Erdem hocamız var. Evet. İşte Muhammed hocamız var. Süper abi. Hoca çok. Yani oyuncular da bayağı sizin mahalleden değil mi? Herkes. Yani birçoğu bizim oradan futbolla gelen gençler var. Ya mahalleden derken şöyle zaten geçmişinde top oynamış insanlar. Aynen. Biri beş yani, herkes oynayan, birbirini tanıyor yani. Tabii tabii. Yani akşama kadar birlikteydik. Niye kulüple ilgilenmiyoruz deyip olan bir olay zaten. Süper. Çok böyle iyi başladık. Ya. Hobi olup başlayıp sanki... Değil mi? İşi böyle bir Acun abi style böyle oralara... Küçük Acun diyorlar bize. Aynen, oralara gitmesi güzel yani. Şu an peki takımın durumu nasıl? Vahim. Eyvah. Başkanım anlatsana ya, ben takımın, takımın durumu kötü değil bence ya şu an. Yani hocam vahim diyor başkanım. Ya ligdeyiz. Ben çok keyif alıyorum. Futbolculara da buradan selam yollamak istiyorum. Çünkü elimden gelenin fazlasını yaptığımı düşünüyorum. Vallahi ben. Öyle vardı abi. Yani soyunma ne istiyorlar biliyor mu? Her maç bir yani, konuşma yapar. Gaza getiriyorum harbiden. Gaza ya, geliyorlar mı onu bilmiyorum işte. Abi de derinden vuruyor. Ben, bak diyor yukarıda diyor 200 kişi tribünde diyor bizi izliyordu. Bizim için gelmişler diyor. Hafta sonunu diyor bizle geçirecekler. Böyle bir şey yok abi. Hep birlikte saldıracağız. Eğer gerekirse dörtlü orta saha saldıracak, basacak, topu pas atacak, gol atacak. Ama bu maçı yenmemiz lazım. Bizi boş verin. Buraya 100 tane taraftarımız var. Onlar için biraz saldırın. Bizim için saldırın. Sizden tek ricam ikinci yarıya daha güçlü çıkmamız. Alacağım böyle. Tek ricam bu. Hadi be. Hadi güçlü bir şey diyorum. Hadi 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 hadi. Sonuç yine aynı mağlubiyet abi. Ama bu ara biraz... Zaten galibiyette çok şey yani bayağı prim verdik ya. Valla primler nasıl abi? Onu galibiyete yoksa iki kişi gece kulübüne gelir işte. En iyi maçın adamı şaka, gibi şaka mi? Gol atanlar işte. Ligde kalırsan da herhalde başkan yap şovunu. Yapacağım. Yani ligde çok, kalırsa değil mi? Bir çok beklemiş. Söz verdik, çoğunu yaptık. Aynen. Tutuyor ya, vallahi bütün sözlerini tutuyor abi. Yani resmen müziğe böyle tutunmadı çocuk yani. Yemin ederim şarkı yapak diyorum mesela, yaparız diye. Abi bak bir gün ne oldu? Ha. Abi yağmur yağmış, hakem geliyor zemin kontrol yapıyor. Kafayı bir çevirdim, adam orada çek pasa sahayı temizliyor. Ne diyorsun? Yemin ya? Ederim, videosu var ya bunun. Eyvah. Çek pas, başkan sahaya inmiş su çekiyor. Helal sana başkan be. Böyle de bir başkan yakışır daha. Yemin ederim abi, çok yakışıyor başkan. Ve o maçı oynatmadı ya, o kadar su çektik. Ha maçı da oynamadık. Yağmurdan peki, dolayı oynatmadık. Soyunma odasında konuştuğun maçı da... Yenildik. Yenildik sonra. Yeneceğiz ama.
Orada galibiyet haftasındaydık, yenildik ya. Evet. Seriye yani yenebilirdik. Olabilirdi. Olsun. Yani merak ediyorum, bir maça geleceğim. Son hafta. Son hafta aynen o maça geleceğim. Harbiden de. Seviyorum abi. Acayip bir şey olabilir. Size şu zamana kadar izlediğiniz, şahit olduğunuz en iyi futbol maçı hangisiydi yani? Şu maçı unutamıyorum ya dediğim. İzlerken Türkiye'nin ya 2008 ya. O ha, onu şeyi saymayacağım hemen ben milli takım. Ben, o bambaşka bir şey. Ben, o kültmüş abi yani. Zaten. Evet. Ben Paris Barcelona maçı, o geri dönüş vardı ya abi. Hangisi? O 6-0'dan dönen maç. Aa. Hani evde 6-7'de. Ha. Orada deplasmanda 6-7. Paris Real Madrid. Hayır hayır, Paris Barcelona. Paris Barcelona. Ya su Sergio Roberto gol attı ya, sen neydi onun alemin adı? Roberto. Real Madrid'di sanki ya. Benim dediğin doğru değil mi ya? Evet. Ya, o genç bir defans oyuncusu gol atıyor son dakika. Barcelona çevirdi maçı, kazandı, Paris eledi. Tamam, şimdi hatırladım. 6-1 mi yenilmişti? 6-0 mıydı? 6-0'dan 6-2. Evet. İlk maç 4-0, sonra içeride 2 tane daha yiyorlar. Evet. 6 gol atıyor Barcelona, öyle hatırlıyorum ben. Öyle miydi abi? Öyle değildi ya. Ben maçı hatırlamıyormuşum o zaman. Ben de ama geri dönüş oydu benim aklımda. Yani şey canlı yaptım. Şahit oldum. Doğru. Barcelona 6 tane atmış. Tamam. 6-1 evet. 4-1 yenmiş. Aynen. Ben şeyi unutamam abi. Real Madrid. Atletico Madrid maçı mı? Hayır. Real'in geri dönüşü. O Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı zaman. Evet. City maçı. City. Romanşlı. Yok ya, o bana o Paris maçının hazını vermedi abi. Abi bu arada yanlış şey. PSG 4-0 yeniyor, Barcelona 6-0 yeniyor. Tamam işte onu ben dedim. Aynen. Sen yanlış yaptın. Niye yapıyorsun bunu falan? Olsun. Aynen. City Real Madrid abi. Benzema'nın. Son maç 3 tane gol attı. Evet zaman. Evet. Beni o maça götürmedi mesela. Çok ama maç çok şeydi yani. Ya günlük 3 tane maç izliyoruz zaten. Artık kafamda eski maçlar falan kalmadı ya. Hiç var ya kalmadı hiç. Yani. Benim Fenerbahçe Beşiktaş 4-3'lük maç. Unutamadığım maçlardan onlar mesela. Biz o zaman çocuktuk. Ne diyorsun ya? Evet. O yüzden ha. Peki izlediğiniz en iyi 10 numara? Arda Güler ya şu an. Milliyetçi kardeşim ama ben de diyeceğim. Ya yok. Tamam sen Arda, ben de Arda diyecektim çünkü. O zaman ben izlediğim en iyi 10 numara Ronaldinho'ydu abi. Değil mi? Öyle bir adam. Aynen, harbiden öyle. Ben ona çok Türkiye mesela düşünüyorum. Bu ara çok Türk ligini izlediğim için. Başkanım. Ya abi Bodrum Spor'un falan maçlarını izliyorum bu ara ya. Artık nereden ne kaparsak falan. Ya mesela Messi, Ronaldo, bunları izledik. Tamam hani Maradona, Pele buralarda yoktuk yani aktif olarak da ama Ronaldinho şey diyeyim mi? Yani o adamı bence harbiden kendi kendini bitirdi ya. Bitti artık yani onun olayı ya. Şeyden bahsediyor bu en son pasaport olayları vardı ya. Ha aynen oralarda. Futboldan sonra biraz şey yaptı tabii. Sapıttı bir. Aynen. Harbiden de izlediğim düşünüyorum böyle en iyi adamdı yani. Evet. Çünkü top geldiğinde o saçlar savruluşu falan, oradan oraya atması, oradan oraya gitmesi. Forlan'ın oynadığı sezon değil mi? Dünya Kupası'nda. Evet. Yani ve bu Xabi Alonso'ya değil mi? Temiz geldi bu. Geldi yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kırmızı mı? Net kırmızı ya. Ya abartmış hoca. Kırmızı 3 maç ceza ben... Bana biraz abartmış gibi geldi. Bu abartı abi. Aynen. Bir daha alsan abi şeye. Olacak abi, futbol bu ya. Erkek oyunu. Abi. Şey topa. Benim içim şey acıdı ya. Şu an. Net topa bro bu. Net topa yani. Diğer videoya bakalım. Burada hiçbir şey yok hocam. Bayağı abartmışsın gibi geldi bana. Bu da harbiden de Steven Gerrard'ın. Bir şey diyeceğim. İlk idolüm abi. Ciddi misin? Steven Gerrard, yemin ederim. Liverpool'un şampiyonluğu kaybettiği. Ay ya, bu maçı hatırlıyorum ya. Zaten Liverpool'un zaten şey, ne olduysa bundan sonra oldu ya. Aynen öyle. Golü atan da Dembélé mi? Kesinlikle. Aynen. Steven Gerrard. Ya düşünsene sen yani kulübün en iyisisin ya. Aynen. Ya efsanesisin ve şu hareketle şampiyonluğu kaçırıyorsun. Katar Dünya Kupası'nda toplam kaç gol atılmıştır? Hiçbir tahmininiz ne? İzleyemedim ben zaten. Yani benim de çok yok da 70 diyeyim ya ortalama. 70. Total değil mi yani bütün evet maçlar? Aynen. 70 olmuş. 2022 Dünya Kupası'nda. 70. Son Dünya Kupası. Az ya. 70 nasıl olsun oğlum? Ya her maç 20 tane maç olsa veya 30. Hepsinden birer tane gol çıksa tek 64 maç. 64 maç yapılıyor. He. Toplam değil mi abi? Evet. Ben de o zaman 130 falan buldum abi. 150 falan. Evet. 130. 172 gol atılmış. Dünya Kupası'nın en golcü topçusu kimdi? Messi. Genel tarihte. Tarihte mi? Evet.
Gerd Müller değil miydi abi? Klose miydi ya? İkisinden biriydi. Helal sana. Değil mi abi? Vallahi helal evet. sana. Aynen öyle. Peki Süper Lig tarihinde kendi kalesine en çok gol atan futbolcu kim? Yabancı mı? Değil. Yabancı Edu Dracena vardı çünkü. Her maça doğru gireceğiz. Hangi takımdaydı abi? İsmini de söyleyeyim mi? Süper Lig'le şey ilgili... Ben hep Avrupa futbolu izliyordum abi ya. Yok. Yok mu? Benim aklımda hiçbir fikrim yok. Zafer Rahim. Kaç yılın olmuş? Nereden abi bilmiyorum ben ya. Nasıl hiç duymadım. 7 tane gol atmış abi adam. Yani toplam. Aynen. Kaç tane? 7. Hangi yıllarda olmuş abi? Bu Zafer Rahim Beşiktaş'taydı. Ben bu futbol için genel kültürü sordum da hiç merak etmedim. 99. Kesin yani, ben evet, yoktum çünkü. Zafer Rahim ismini hatırlıyorum. Bu daha da eski attı abi. 90... İkiler falan yani öyle diyeyim sana. Abi, bunu Sinan Engin de bilemez abi ya. Ben bunu sıkıyorum amına koyayım ya. Değil mi? O harbiden potu kütür sıkıyorum ben de. 92 ne bu? İsim ve soy isimden bana nedense 92 geldi abi. Bir baksak var. Hiçbir doğru bilgi yok. Doğru info yok programda. Ben Barça Paris anlatıyorum 6 fark diyorum. 4 kişi öyle bir şey var mı yok. Oradan 2012 diyor abi bıraktı. Harbiden hiçbir şey yok. 96. Yani bak dedim size 92. Aynen öyle. Dünyada öken olmuş. Ama 86'da başladı. Değil mi? 60'a baba aynen. Mesela o zaman hiç yoktu dünyada. Baba kendi kalesini o zamanlarda atıyor. Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca kaç penaltı kaçırmıştır? Çok nadirdir ama bir şey, yani şey falan var mı acaba? 9, Sporting 19, 29, 39. 29. 19. Bravo abi. 29 mu abi? Aynen öyle. Çünkü çok kaçıran burada bir kaçırı değil ya. Kazanana bir futbol topu hediye ediyoruz. Kulübe hemen aldı. Hemen üstüne HÇK yazacaklar. Abi futbol tarihinde en çok frikik golü atan futbolcu kim? Juninho. Doğru mu abi? Kaç gol? Gol sayısını söyleyemeyeceğim abi. Tahmin edeyim mi? Evet. 40 falan mı abi? Abi siz bunları niye araştırıyorsunuz ki ya? Bu çok önemli bir bilgi değil ya. Olur mu ya? Gol atan kim abi? Siz Juninho. Juninho değil mi? 77 gol atmış baba. Atar abi. Ben hiç... şey diyeceğim. Yani benim için önemli ama bu. En çok frikik atan kaleciyi sorumluluk bilir bana. Söylerim sana. Rogerio Ceni. Ceni evet. En çok gol atanlardan. Sonra Hugo Ita geliyor. Evet. Free kick'ten. Aynen. Her yerden atıyor. Deli bir kaleci. Aynen. Kaleci. Evet. Nasıl güvenip veriyorlar? Başkan sen... biz bize penaltı oluyor. 10 kere düşünüyoruz biz kim atsa diye. Türk milli takım formasını giyen en genç futbolcu kimdir? Emre Mor. Emre Mor'du. Emre Mor muydu? İlk tarihi. Enes Ünal olabilir mi abi? Arda ya da Enes Ünal ikisinden biri. Arda da değil. Dur. Muhammed Demirci. Hayır Emre Mor'du ya. Hepsi geçen genç videosu ya. Çıktı karşıma. Hepsi genç ama ben hiç... Harbi tüm gençleri saydınız. Gençse mi? Yok. ya yine bizden eski abi. Hayır. Batuhan Karadeniz, Caner Erkin, Arda Güler, Şeytan Rıdvan. Yok Nuri Şahin. Nuri kafamı karıştırıyor. Batuhan Karadeniz bence. Batuhan abi mi? Batuhan abi olabilir ya. Nuri Şahin abi. Bak dedim. Harika. 16 yaşında. Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı topçu kimdir? Rekor hatta geçen sene kırılmış olabilir. Değil mi? Gol kralı kimdi geçen sene ya? Geçen sene? Evet. Geçen sezon mu? Ondan önceki sezon mu? Guiza. Değil ya. Nasıl Guiza? Guiza. Guiza atamıyor. Guiza gol atınca Taksim'e tura çıkıyordu. Harbiden at baba artık. Kimdi ya? Dur. Geçen sezon gol kralı kimdi? Yok. Hala değil mi? Rekor kırıldı mı? Kırılmadı. Kırılmadı. Evet. Aynen. Hala kırılmadı abi. Rekor onda. Bu Penza mı abi? He? Bu Penza değil değil mi? Yok Lua. Yok Lua. Penza değil yok. Lua, o zaman bu Penza gol kralı öyle mi bitirdi acaba? Larin yok. Gol kralı oldu. Alex de Souza, Cagne, Gomis, Jardel. Gomis. Değil ya. Gomis. 3 sene önce kırıldıysa. Gomis abi. Aynen. Alex o zaman. 3 sene önce Alex yoktu ki. Jardel mi abi? Çünkü izlemedik bilmediğimize göre o kırmıştır. Yok abi. Okan Yılmaz diye de şey var. Yok.
Jardel 22 gol atmış. Tamam. Alex 28. Tamam. Ya bu Alex'e ben çok utanırım bu arada ya. Evet. Harbiden ben de üzülürdüm yani bunu şey evet. yapamasa. Gomis 29. Gomis. Cagne 30, 30. baba. Doğru. Cagne. Ya zaten şöyle bir Cagne'yi düşün. Hani en çok o atar yani. Cagne deyince aklına ne geliyor Umut? Ya çok o takımın sporcularıyla... Benim o tokatlayarak geçeyim bir son var diyor. Cagne miydi onu yapan? İlgilenmiyor. Oydu değil mi? Kamavinga deyince aklına ne geliyor senin? Fransa geliyor abi. Ha? Makine her yer. Ahtapot geliyor aklıma ya. Senin ne dans geliyor? Dans geliyor ya. Böyle futbola dans ediyor ya. Kamavinga. Ahtapot abi. Solda oynar, ortada oynar, önlü bel oynar. Her yerde oynuyor. Makine. Ben çok yani bayağı böyle bir çok yönlendirmeli Afrika geliyor. Ama. Aynen öyle. Tamam, hani anlıyorum. Buram buram yani maşallah mesela geliyor. O senin yani. Dediğin Kante'de geliyor bana. Kante'de. Aynen. Kante'de geliyor. Yok yani ben de Kamavinga'dan şey harbi. Ama büyük topçu. Harbiden. Dünyada ilk VAR sisteminin hangi maçta uygulandığını biliyor musun? Yok. Dünya Kupası'nda uygulandı sanki. Yok şey Almanya Ligi'nde. Veya İngiltere ikisinden. Ya böyle Serie A'da böyle bilgiler. Serie A'da olabilir, Liga Nostra olabilir abi. Hayır Serie A değil. Kesinlikle değil. Tescilen diğer Avrupa takımları şey, olur. İngiltere Ligi. İngiltere Ligi eminim. Premier Lig'dir abi zaten. Abi Avrupa şey. Baba. Dünya Kupası'ndan Almanya'ya geldin. Sırbistan Ligi'de. Güzel gittin ama. Premier Lig mi abi? Yok hazırlık maçında. Tamam. Milan maçı mı? Hayır. Fransa-İtalya maçında geçiyor. Tamam bak. 2016 yılında. Ama putur kütür bizim sallantımız. Ha, Milan maçında şeydi lan. İlk göğüs kamerası kullanılan maçtı. Hiçbir doğru bilgi yok. Sıfır. Sıfır. Herkes bir şeyler sıkıyor ama. Çok teferruat abi. İlk var. Harbiden büyük batır kütür yani. Herkes çok iyi sıkıyor. Ya ben bunu merak edip araştırmam ki yani. Bir yerde ama senin çıkıyor. Nasıl ya sen hem bir topçusun. Abi amatörde var yok ya. Üç tane açan gelin. Yeteneğini mahvettiğini düşündüğün bir futbolcu var mı? Eden Türk Hazard. Topçu. Hayır, Türk bir de yabancı söyleyelim. Yabancı Hazard olsun abi. Eden Hazard. Evet. Değil mi? Real'e gelerek. Büyük bir hata bence. Hata değil de niye öyle bir şey yaşadı? O adam çok evet ülkeye ya. Girdi. Türk futbolcu da yeteneğine yazık etti dedi. Batuhan abi. Karadeniz. Evet. O aslında istemedi ya. Ya kendi tabii canım. Bilmiyorum amatör, yani amatör dediğim 3. lig maçında falan suyu yaptığını hatırlıyorum. Onları hatırlıyorum abi. Oralara geldi mi? Aynen. Var mıydı o zaman? Bayağı iyi o zaman. Ronaldo işine bak. Bir takımdan 3 oyuncu aldın başkan. Kimleri alırsın? Hangi takımdan? Ya bir takımını seç. Oradan 3 oyuncunu al. Bir takımdan 3 oyuncunu. Aynen. Hmm. Türkiye Ligi mi? Aynen. Şimdi çok zor bir soru ya. Bir takımdan olmasa 3 takım olsun. Hadi 3 takım yapalım senin için. Kimseye de yapmam. Galatasaray'dan şey alırdım. Biz kendi takımımıza değil mi? Evet. Bahsedar Çetinkaya'yla alırım. Şu an eksiklerden şey yapıyorum. Icardi'de de sen de kaldın. Hayır Icardi hayattan. Ben Forret'im şimdi eksik değil de benim yerime gidip benim yerime topçu alıyorum. Başkan hayırdır. 4-4-2 oynatırız yanına koyarız falan. Bir şekilde senin. Orta sahaya Forret'i alırdım. 4-4-2 Galatasaray'dan. Fener'den Ferdi'yi alırdım. Aynen. Bir de kaleciyi Muslera'yı alırdım ya. Bizim kaleci. Sen bayağı Galatasaray'la bir şeysin. Hayır ya. Şey ona ya gerçekten Muslera'nın ya yani kişiliğini falan da beğeniyorum. Her derbi evet, maçlarında yani falan. Bir kaleci alınacaksan Muslera ya. Harbiden. Yani. Tatlı adam ya. Muslera? Muslera? Muslera. Ya. Yok. Muslera? Evet. Futbol? Evet. Galatasaray? Evet. Hayda. You? Yes. No. Muslera be Muslera. Ya. Ya foto çekelim gel. Allah Allah nasıl ya Muslera? O da çok iyi. Şaşırıyorum. Ya bizim forvet ihtiyacımız yok ya. Bizim orta saha. Tamam oğlum bir şey demeyeceğim. Hala söylüyorum. Demek sen Icardi'yi alıyordu yalnız. Abi ben ilk alacağım topçu Ferdi 1. Aynen. Fener'den Ferdi'yi çekerim. Abi. Her yerde oynar. 2. Şimdi takımın eksiğine göre düşün. Bizim takımın eksiğine göre. O zaman ön libero alırım. İsmail alırım abi. Bizim yükseği. İsmail Yüksek. O gelse ben şu an ne oynar bizde var ya abi. O gelse harbiden bizde de oynar kral yani her yerde. Sağda çatır çutur oynar hepsinde. Sağ açığa kim alırız? İsmail'i niye aldın ya harbiden şaşırdım şu an. Ben İsmail'i çok beğeniyorum abi. Sağda İrfan Can'ı alırım. Sen bayağı bizden aldın hepsini.
Hocam Mert Hakan'ı da alın da. Mert Hakan, Mert kaptan. Bola takımın başına. Bayağı kaleci eksiği var. Bunu öğrendik başkan. Var, var. Ya Yusuf kardeşimi seviyorum da bu hafta beni şaşırttın ya. O iki gol. Penaltı yaptım bir de. Yusuf bak bunu arayıp sana söylemiyor. Programda söyleyelim sana. Ya ona da söyledim. Soyunma odasında söyledim ya. Yusuf iyi kaleci bu arada. Bu hafta şanssızlık yaşadı ya. Bir unutamadığınız bir derbi var mı? Şey ya abi, Crespo'nun son attığı derbi. Allah Allah. O çok güzeldi benim için ya. Özil'e, ben bir de Özil hayranı da vardı bende abi. Onun gol atması, Crespo'nun son dakika gol atması falan bambaşkaydı benim için. Unutamadığım derbilerden biri oldu. İlk hatırladığın derbi ne? Crespo'nun deme, Crespo'nun golü. Yok. Yok. Yok, benim unutamadığım derbi. Yani unutamadığım çok hoşuma giden i̇lk derbilerden biriydi. İlk hatırladım. İlk hatırladığım derbi. Şimdi Enes'e gitmem lazım. İlk hatırladığım hangisi acaba? 95 işte. O koçalar falan. Ne o koçası abi, abi ben? Sen ne diyorsun ya? Benim ilk hatırladığım derbi ne ya ben? Ben Sine 5'li. Hangisi ilk onu bile hatırlamıyorum abi. Bir açıyordum o kırmızı kramponla o koça bana yani öyle bir bakıyordu ki adama hayran olmuştum ya. Burada tuttuğun takım olarak. Aynen Fenerbahçe. Sen Galatasaraylısın. Hayır değilim. Ya. Niye az önce tüm Galatasaray kadrosunu saydın? Ben dedim ya abi bu Galatasaraylı çıktı diye. Hayır ya. İki tane oyuncu söyledim zaten. Evet de abi üçüncü de yani Çapay'da dolayı söylemedin Icardi yani. Hayır Icardi. Icardi zaten sen beğeniyorum. Barış Alper atacaktı. Ceko mu yoksa. Kerem Verem alacaktı onu. Hayır Ceko mu yoksa Icardi mi dersen Ceko derim. Çünkü Icardi pas alıyor gol. Aynen. Hani Ceko geziyor ben çünkü hep görüyorum sol başkanım kanada. Başkanım futbola bakış açısına bak. Pas alıyor gol. Hayır hayır o anlamda değil. Başkanım. Ya hayır hayır başım anlatıyorum. Sinirlendirmeyin adamı. Ceko'nun şeyi var mesela. Adam sol kanada gidip bile dolaşıyor, top alıyor. Dolaşıyor dolaşıyor. Ya forvet dedim böyle olur. Aynen. Icardi top bekliyor gol olsun. E onu zaten herkes yapıyor. Vahap da öyle yapıyor zaten. Benim kadar kim dolaşıyor? Isı haritası olsa yemin ederim bizim ya. Kale bile kıpkırmızı olur. O kaleye bile gidiyorum ben abi. Sen alıp gidiyorsun ama. Ha, ben sürüyorum aynen. Aynen. Hiç kafasını da kaldırmıyor. Bunu yapmıyor. Yo, biliyorum alı sağda da kafasını da kaldırmıyor. Evet evet. Bir abi. Kaldırsa artık dedim ki Canbay bir gol attır ya bana. Attırdım hani ama bir, aynen öyle bir attırdı ki ama görmen lazım. Zor hani mu? Şey, hani defans artık salmış. Hani beni bekliyor herkes yani anladım geriden gelip gel hani o, falan bir gol atıyor falan. Zaten tamam mı bak gerilmiyor ayağını açmıyor bir topa vuruyor abi top böyle böyle gidiyor. Ben futbola çok nadir geliyorum öyle biz şeyleri. Biz kenardan izledik. Halı saha papazlığı diyoruz biz ona abi sende halı saha papazlığı var. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Biraz daha şey yap sana. Abi sen çok iyiydin. Dinamo ya. Dinamo. Aynen. Yorulmuyor tam 6 numara ya. Kamavinga. Aynen. Harbiden Kamavinga. Yani içinde ne kadar doğru bilginin olduğu tartışılır bir programın içindeyiz. Evet abi. ne kadar... Şunlara yanlış cevap verelim deseydin hepsini biliyorduk abi. Hiçbir şey bilemedik. Hadi biz ya. Buraya geldiğimiz vasıfa baksana. Kulüp sahibi futbolcu olarak geldik. Hiçbir şey konuşamadık. Ya hayır bu ara sadece kendi takımımızla ilgilendiğimiz için. Şey, adam bir de diyor ki hayır bunun neden bir bilgisi ben de olsun ki falan diyor. Hani, ben ne yapayım böyle bir bilgi diyor adam kulüp başkanı yani. Ben şarkı söylüyorum. Başkanım yani bir ya amatör, şu bilgiyle ne bileyim bir topçuları bir motive edersin. Bak şu adam bile şu kadar gol atmış. Ben bir soru soracağım. Özkartal Rumeli maçı kaç kaç bitti? 8-0 mu? Mesela bu evet, bilgi neden var? 8-1. Mesela birinci amatör, beşinci grup maçını bilen adam. Bu bilgi daha şey değil mi hocam yani? Zoru biliyor aslında. Juninho'nun 77 gol ama, atması daha abi, önemli bir ya mesela ben söyle abi ilk derbiyi söylüyorsun ben hatırlamıyorum ki. Safari'yi açayım. Ana ekran hep TFF. Buradan TFF'ye de seslenmek istiyorum. Artık şu amatör futbola biraz destek çıkın abi. Evet. Helal olsun. Türkiye başkanım. Futbol Federasyonu. Başkanım. Bizi de bir görün. Artık yani şey anlamında görün. Zaten. Para anlamında bizi değil de ya. Hayır hayır. Mesela sağları yenilesinler. Dün gören de operasyon. Kara gece. Hayır ya. Sağları yenilesinler. Ya bari dördüncü hakem gelsin ya. Oğlum bizim sahamız yeni ki zemin ya altı boş. Yeni de ya. Abi yağmur yağıyor maç yapamıyoruz ki. Maç yapamıyoruz. Ki. Yeni sahibi de abi. Harbi. Evet. Gider koymamışlar sen. 10 senede yaptılar. Ne diyorsunuz ya? Aynen. Şey. Harbiden buradan cidden de amatör kulüplere. Ya hakemleri de artık
Bize tutsunlar. Burada şey döndü. Pazar günü maç var bir de. Ben bir gün bir girdim sahaya, hakem TikToker bir hakem. Abi Şampiyonlar Ligi finali böyle olamaz bak. O maçı Allah kimse Allah kaçırmaz. Tamam, oraya geliyoruz. Çeker bakarız abi. Direkt koyarız da. Ama dediğim gibi yani umarım net bir bilgiler vermişizdir yani. Bir tarafta başkan, kulüp başkanı, bir tarafta da Yamasu Kırmızı Gül desem yeridir. Abi. Hem şarkı söylüyor, hem yani Alişan abi. Kaptan 10 numara, forvet, her şey var yani harbiden evet. De. Ama kaptan onlar yaptı. Ben, bu da yapmadı yani. Hocalar yaptı. Ben hiçbir şey karışmıyorum. En eski benim abi orada çünkü. Mecbur kaptan ben oldum. Ben kadroya bile karışmıyorum abi. Görüyorum arada. Antrenmana en son geliyorsun falan. Herkes i̇lk oradayken. İlk gelirim abi ya. İlk gelmem de zamanında gelirim. Böyle bir programın içindeydik. Mor futboldaydık arkadaşlar. Bilmiyorum, diyeceğiniz bir şey var mı? Bundan sonra futbolu bilmediğimizi öğreniyoruz. Eyvah. Ama ben Süper Lig çok takip etmiyordum gençken de abi. Çünkü biz top oynadığımız dönemlerde hep Avrupa'yı izletirlerdi bize. Mesela işte nasıl bir Gerard'ın pozisyonu açtın, heyecanlandım. Servet Çetin açtın, normal geldi mesela. Ha, bir efsane Milan kadrosu vardır herhalde. O da mı yok? Var, öyle bir kadro var da bende yok. Sen de yok değil mi? 2005 değil mi abi? Oğlum benim... yani kadroyu bilmeyip... Sen kaleciyle başla abi. Bilmen. Kaleci. Ya ben Dida diye Dida geleyim. Dida ile başla. Sen? Abi 5 yaşındaydın. Dida, ne Kafu, Mesta, Maldini. Bir iki tane say var ya. Bir şey yok. Pirlo yok, onu biliyorum. Neyse siktir. Pirlo Pirlo kaptan hocam. Hayır ya. Hayır. Takım kal beyni dolu olsun. Pirlo'yu al orada, zaman, hiç kimse olmaz. Tabii Şevşenko. Gattuso yok orada. Gattuso. Pardon. Nesta Maldini vardı işte abi. Nasıl Gattuso olmaz ya? Nesta Maldini ikilisi vardı o zaman. Biz abi gidelim. Biz seninle gidelim. Sen başkanım, biraz burada dur. Sana buradan biraz şu bir şeyler açalım. Şu an kendi takımla ilgili bir ton soru sor, hepsini bilirim ya. Sadece bu ara kafam ona çalışıyor abi. Harbiden mi? Sadece... Öz Kartal Fatihler maçı. 1-1. 2-1 oldu sonra. 8 numara kim? Çok neyi biliyor abi? 8 numara? Mert. 3 numaranın soy ismi? Saim. Saim'in soy ismi ne lan? Erdem miydi? Neydi? Erdem. Erdem. Öyle bir şey. Sağ bekin. Evet. Sağ bek. Değişiyor ki herhalde. Hangisi? Sağ bek kaç kardeş? Kim? Sağ bek kaç kardeş? İki kardeş. Erdinç'in bir de kız kardeşi. Aynen. O ben bilmiyordum bunu. Benim arkadaşım abi. Yemin ederim ben bilmiyordum abi. Ne diyorsun? Helal olsun sana. Mor Futbol'da bu iki güzel adamla birlikteydik. Abi sana hediyemiz var, onu vermedik ya. Harbiden mi? Formayı vermedik. At. Kubi at. Git kameranın önüne otur oğlum. Hem de mor renklere bak. Aynen öyle. Başkanım birazdan bir şey yaparız. İkinizin arasında şöyle... Ha, keşke futbolcuları imzalatsaydık ya. Harbiden de. Aynen. Ben bunu unuttum. Ramazan küskü. O zaman siz bunu alın falan diyorsun. Maçta imzalarlar geldiğim maçta. Hazneder Çetin Kaya. Bir arada göremiyoruz ki topçuları, nasıl imzalasınlar. Maçlara bekliyoruz başkanım. Ben her maça, her antrenmana gidiyorum. Yani haftanın 3 günü... Ne kadar biletler? Ücretsiz. Ücretsiz. Kendi mezenle geliyorsun abi. Çok iyi. Eyvallah. Buradan bekliyoruz o zaman. Hazneder Çetin Kaya tüm destekleri, davulunu alan her gelsin. Her şeyimiz var zaten. Tribünümüz aynen de var. 25 kişilik kim şu anlık. Çetin Kaya. Çetin Kaya. Hazneder kim? Topçumuz işte, yeni aldık. Vallahi. Sudanlı. Harbiden mi? O da bir Kamavingalı. He? Bu arada vardı lan harbiden bizde öyle bir topçu. Geldi Sudanlı. Geldi gitti hemen. Hazneder mi? Evet. Yo, Hazneder değil ya. Evet diyorum. Hazneder'a geliyor. Mor Futbol'da böyleydik. İşte doğru bilginin verilmediği ve neyin ne olduğu anlaşılmıyor. Ben de diğer konukları çok merak ediyorum. Ama diğer konuklar... Ben 22 yaşında olduğumu söylemişim o programda, şaşırmıştım. Harbiden. Nasıl şaşırmış? Şimdi bir kez daha şaşırıyorum. Demek ki senin yaşını sormamışım. Abi olan bana oluyor zaten, ben bu yaşları sorunca ya. Ben anasını satayım. Bir daha insanlara ne yaş soracağım ne bir şey soracağım. Böyle gidiyor muyuz? Böyle işin. Ben de gidiyorum ya. Böyle şey olmaz. Adam bana 23 diyor ne ya. Ne yapayım abi, ben de yaşlandım. İlk programı izlesinler. Orada daha gençtim ya. Vallahi. Niye dertlendiniz oğlum herkes? Benim sabit yaş 20 yıldır 25 yaşındayım. Benim sürekli öyle. Gel siktir et gel. Biraz hava alalım. Ben şey oldum. Valla. Gel. Geliyorum abi ben. Ben şey yapma. Kim? Sen 23. Biri genç evet. Oldu. Sen kaç oldun peki şimdi? 24 olacağım. 6 olacağım ben ya. 26 mı oluyorum ben? Kaç olacağım lan? Neyse ki o 22, 26. 24, sen 23. 26 aynen. Evet.
Ama güzel de yaş be. Bence de abi. He? Ne akar be. Bittik. Vallahi teşekkür ediyorum arkadaşlar.